konusunda sağlıkla ilgili olumlu bilgiler, mesajlar vermek açısından böyle vatandaşımızla içeren çeşitli toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Handan hocamız, Profesör Doktor Handan Karaman, nöroloji profesörü bize felç konusunda değerli bilgilerini paylaşmak üzere zamanını ayırdı. Kendisini sunum için davet ediyorum. Buyurun hocam. Ben şöyle çıkıyorum. Aslında sesim geliyor mu arkaya? Duyuyorum. Fena değildir benim sesim. Duyuyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Serbest hareket edebildik için böyle şeye bağlı kalmayayım. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de Tabip Odası Eğitim Komisyonu'na ve Tabip Odası Başkanlığı'na teşekkür ediyorum bizi bir araya getirdiği için. Çok sağ olun. Nöroloji ve klinik nörofizyoloji uzmanıyım. Konuyu seçtik. Birazdan da söyleyeceğim. Beyin damar hastalıkları, ben inme olarak kısaca geçeceğim. Beyin damar hastalıkları biraz uzun oluyor. İnme dünyada üçüncü ölüm nedeni. Ve Çanakkale'de biraz yaşlı bir nüfusa sahip. Bundan 5-6 yıl kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye yaş haritası yayınlandığında Çanakkale Türkiye'nin dördüncü yaşlı nüfusu olarak bildirilmişti. Ve yaşımız ilerledikçe de maalesef beyin damar hastalıkları, yani inmeyle de ilgili riskimiz artıyor. O yüzden de biz inme nedir ve bundan nasıl korunabiliriz, neler yapabiliriz bugün burada özetlemek istedim. Tartışalım istedim. Şimdi önce inmenin bir tanımını yapmamız lazım. Nedir inme veya felç? Beynin belirli bir bölgesine gelen kan akımının kesilmesi sonrasında ortaya çıkan nörolojik bozulmanın olmasıdır inme. Bu kesilmeye yol açan kabaca iki önemli neden olabilir. Ya damar tıkanır, bir pıhtı gelir, o damarı tıkar ve sonrasına oksijen yeterli oranda gitmediği için beyin dokusunun beslenmesi bozulur. Ya da damarda bir yırtılma meydana gelir ve beyin kanaması dediğimiz klinik tabloyla birlikte bu kez yine tabii kan beyin dokusunun içerisinde akar ve oradaki nöronlar üzerinde basınç oluşturarak o bölgedeki beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. Demek ki biz kabaca inmeyi ya tıkanma ya kanama olarak görüyoruz. En sık gördüklerimiz bunlar. Şimdi niçin inme konusunu konuşuyoruz? Çünkü inme gördüğünüz üzere dünyada ölüm nedenleri içerisinde üçüncü sırada. Bu bazı ülkelerde ikinci, bazı ülkelerde üçüncü. Ama kesinlikle ilk üç arasında. Diğer hastalıklar ne? Kalp hastalıkları, kanser ve beyin damar hastalıkları. Bu üçü insanların en fazla ölümüne neden olan hastalıklar oluyor maalesef. Ondan sonra kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve diğer kazalar vesaireler geliyor. Sıklık açısından baktığımızda ise burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 55-64 yaş arasındaki oran binde 1.7 ile 3.6 iken yaş ilerledikçe 75 yaş üstüne geldiğinde bu oran neredeyse binde 18'e kadar yükseliyor. Demek ki yaş ilerledikçe inme riskimiz maalesef artış gösteriyor. 2014 yılından beri Türkiye'de 375.291 kişiyi kaybetmişiz 2014 yılında. Orada %10 yazıyor, oradaki yüzde çıkmamış. Bu kişilerin %10'u beyin damar hastalıkları nedeniyle kaybedilmiş. Bu da yaklaşık olarak 37.000 kişi anlamına geliyor. Ve özürlülük açısından baktığımızda da şu anda Türkiye'de kalıcı kısıtlılık yapan, özürlülük yapan en önemli hastalık beyin damar hastalıkları, yani inmeler. O yüzden çok önemli bir hastalık. Bakın 55 yaşından sonra her 10 yılda bir sıklık ikiye katlanıyor. Yani 55 yaşından sonra ciddi anlamda riskimiz artıyor. O yüzden de korunmayı çok iyi bilmek zorundayız. Şimdi kadınlarda 55-65 yaşımız, biz kadınlar biraz şanslıyız. 65 yaşına kadar erkekler bizden daha şanssız. Onlar bizden 2-3 kat daha fazla felç geçirme riski taşıyorlar. Ama 65 yaşından sonra bizim de yaşımız ilerledikçe yavaş yavaş yakalamaya başlıyoruz erkekleri. Ve
risklenir duruma geliyoruz. Yani 65 yaşına kadar hala koruyucu faktörlerimiz var. 45 yaş altında çok fazla görmüyoruz. Zaten 50 yaş altında bir felçle karşılaştığımız zaman bunu genç inme olarak değerlendiriyoruz. Ve onun nedenleri başka faktörler de oluyor. Örneğin kalp hastalıklarıyla ilgili sorunlar daha sık oluyor. Ya da kanama pıhtılaşma bozukluklarıyla ilgili sorunlar daha sık oluyor. Onların nedenleri biraz daha farklı ama yok mu? Var. 45 yaş altında da felç geçiren insanlar var. Ancak olguların %3 ila 5'i gibi oldukça küçük bir grubunu oluşturuyor. Peki daha genç yaşlarda yok mu? Nasıl ki çok genç yaşlarda kalp krizi geçiren insanlar varsa genç yaşlarda felç geçiren insanlar da var. Yani 17 yaş altında 100 binde yaklaşık 3 dolayında bir oranda genç, çok genç inmeleri, çocukluk çağının felçlerini de görüyoruz. Aslında baktığımızda her yaş grubunda karşımıza çıkabilecek bir tablo ama yaşla birlikte ciddi oranda riski arttırıyor. Tüm toplumlarda benzerlik gösteriyor aslında oranlar ve yaşla artışı benzerlik gösteriyor. Etnik açıdan baktığımızda da siyahlar beyazlardan biraz daha yüksek oranda felce yatkın görünüyorlar dünyada yapılan araştırmalarda. Ve maalesef yaşla birlikte bir beyin damar hastalığına yakalanıldığı zaman ölüm oranı da artıyor. Bunda tabii yaşımızın ilerlemesiyle birlikte beraberinde eşlik eden faktörler de bu ölüm oranının artmasını sağlıyor. Ne gibi mesela? Yüksek tansiyonumuzun olması, diyabetimizin olması, böbrek problemlerimizin, böbrek yetmezliklerimizin olması, kalp yetmezliklerimizin olması gibi birçok faktör inmeden dolayı yaş ilerledikçe kayıp oranını maalesef arttırmakta. Rakam biraz tabii hani olumsuz görünüyor ama bunlar da gerçekten inme başladıktan sonra bir ay içerisindeki ölüm oranı %20. Yani yaklaşık 5 kişiden birisini inme geliştikten sonra maalesef bir ay içerisinde kaybediyoruz. Bu araya giren enfeksiyonlar ve başka nedenlerden dolayı da oluyor. O yüzden hani inme geçirdikten sonra artık biraz da iş işten geçmiş oluyor. Önemli olan inmeyi ortaya çıkaracak risk faktörlerini ortadan kaldırmak. Çünkü ölüm oranımız pek de azımsanacak derecede değil. Ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada inmeden sonra bir yıl içerisindeki yaşam oranı da %50 ile 60. Yani %50 ile 40 kadar hastayı kaybediyoruz. Özellikle ağır inmelerde, işte kolun bacağın tutmadığı, hastanın yakalak olduğu, yatağa mahkum olduğu durumlarda araya giren enfeksiyonlar ve işte yatak yaraları gibi ciddi problemler hastanın kaybına yol açıyor. Bu harita inmeden ölüm oranlarının gösterildiği bir harita. Kırmızılar iyi değil. Bunlar ölüm oranının yüksek olduğu ülkeler. Kırmızılar. Renk açıldıkça ölüm oranı azalıyor. Ve maalesef Türkiye'nin rengi de hani çok koyu kırmızı olmasa da hemen bir ton açığı şeklinde böyle turuncu renkte. Demek ki bizim inmeden ölüm oranımız yüksek. Çünkü bizde birazdan tartışacağımız inme risk faktörleriyle mücadeleyle ilgili sıkıntımız var. Yani insanlar çok rahatlıkla 400-500 kan şekeriyle ortalıkta dolaşabiliyorlar. 18-19 tansiyonla ortalıkta dolaşabiliyorlar. Biz biraz kendimize bakmadığımız için bu kadar koyu renkli de görünüyoruz, doğruyu söylemek gerekirse. Peki Türkiye'den yapılan çalışmalar ve veriler nasıl? Ülkemizde beyin damar hastalıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda ölüm oranına baktığımızda erkeklerdeki, tüm erkeklerdeki ölümün %15,5'undan, kadınlarda da 15,7'sinden inme sorunlu. Ve ölüm nedeni olarak da Türkiye'de ikinci. Hani size söyledim ya, ilk üç içerisinde kesin ama bazı ülkelerde ikinci, bazı ülkelerde üçüncü oluyor inme. Türkiye'de ikincilik inmeye ait maalesef. Bu da aslında risk faktörlerimizle çok iyi mücadele etmememizden kaynaklanıyor. Kentsel ve kırsal dağılıma baktığımızda 15-59 yaş grubu içerisinde, bakın kentsel alanda bu rakamları kabaca aklımızda tutmanızı istiyorum. Erkeklerde %10, kadınlarda %7 kentsel grupta 60 yaşına kadar. 60 yaş üstünde de erkeklerde %20'ye, kadınlarda da yine yaklaşık
yaklaşık %20'ye çıkıyor. Ama bakın kırsal alanda %14,5 60 yaş üzerinde, kadınlarda da %16,2, yani bir kentsel kırsal alan arasında bir farkımız var. Ölüm açısından baktığımızda kentselde erkeklerde %20 iken kırsal alanda erkeklerde 14,5, kadınlarda yine %20 iken kırsal alanda %16. Belki biraz daha hareketli olmak bu aradaki farkı sağlıyor. Çünkü biz kentlerde biraz daha sedanter yaşıyoruz. En azından risk faktörlerinden birisini belki çalışarak, bazı bahçede çalışarak insanlar azaltıyorlar. Şimdi inme belirtileri çok önemli. Zaman eşittir hayat sloganları şeklindedir inmede. Çünkü her saniye önemlidir. Birazdan tedavide niye her saniyenin önemli olduğunu da vurgulayacağım. O yüzden de inme belirtilerini çok iyi tanımamız lazım. Bunlar en basit inme belirtileridir. Bir yakınınızın veya kendinizin yüzünde kayma varsa, kolunuzda güçsüzlük varsa, bunlar dakikalar içerisinde, saniyeler ve dakikalar içerisinde ilerler. Yüzde hemen bir asimetri gelişir, kolda hemen bir güçsüzlük gelişir. Konuşmada perfekleşme olur ya da kelimeleri çıkaramama ya da konuşamama şeklinde bir konuşma bozukluğu varsa mutlaka acilen 112'yi aramanız gerekiyor. Bazen kuvvet kaybı çok fazla belirgin olmaz. Onun muayenesi de çok kolaydır. Herkese rahatlıkla yapabildiği, iki elinizi uzatın dersiniz karşınızdaki kişiye. Eğer inme varsa inme olan tarafın daha erken düştüğünü görürsünüz. Bu çok hafif bir kuvvet kaybını bile ortaya çıkaran bir bulgudur. Bir elin hafifçe aşağıya doğru düşmesi. Ve yüzde de bu hani yarım felcinde sırıtan surat dediğimiz görüntünün olması da bizi uyarıcı faktörlerden birisi olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki inme alt tipleri, hani dedik ya tıkanma ve tıkanma var diye, Avrupa'yla ve Amerika'ya göre baktığımızda biraz farklı görüyoruz Türkiye'de kanama ve tıkanma oranlarını. Bizde kanamaya bağlı inme dünya sıklığına göre daha yüksek. İşte bunun nedeni hipertansiyonla ilgili sorunlarımız. Biz hipertansiyonu iyi kontrol edemeyen bir ülkeyiz. Çünkü gerçekten insanlar normal tansiyonla ilgili, tabii bu dahiliyecilerin konusu ama normal tansiyon algımızda da bir sorun var. Hastaya soruyorum, diyorum ki nasıl tansiyonunuz, nasıl seyrediyor? Normal, hiçbir sorun yok. Peki diyorum, en son ölçtüğünüz tansiyonu bana söyleyin. 15. 15 normal tansiyon oluyor. 15'e 10 ya da 15'e 9. Ama Dünya Sağlık Örgütü ne diyor bu? Normalse 12-8. 13'e 8,5'un üzerindeki tansiyon tedavi tansiyonu artık. Yani 15 normal tansiyon değil, 9 normal tansiyon değil, 9,5 normal tansiyon değil kesinlikle. O yüzden de biz de zaten biz normalimizi biraz yukarıya çektiğimiz için beyin kanamasına bağlı inmeleri dünya genelinden daha fazla görüyoruz. Demek ki buna özellikle dikkat edeceğiz. Şimdi değişik kanamanın değişik nedenleri var. Bunlar içerisinde en sık görülenleri bir iki tane örnekle geçmek istiyorum. Birisi suprarachnoid kanama denilen bir şey. Ne bu? Burada beyni çevreleyen zarlar ve beyin omurilik sıvısı içerisinde bir kanama var. Bunun en sık nedeni de anevrizma dediğimiz damarlardaki balonlaşma. Bunun genetik yatkınlığı olan kişilerde de oluyor, bazen yüksek tansiyona bağlı damar problemi olanlarda da oluyor. Bu anevrizma kanamasına bağlı gelişen bir klinik tablo. Suprarachnoid kanama. Önemli bir tablo çünkü bazen atlanabiliyor. Peki şu bulguları neler? En önemli bulgularından bir tanesi ani başlangıçlı baş ağrısı. Öyle bir baş ağrısı ki hasta size şöyle tarif ediyor. Bu benim hayatımda yaşadığım en şiddetli baş ağrısı. Yani bir insanın hayatında doğru düzgün baş ağrısı yokken günün birinde hayatında yaşadığı en şiddetli baş ağrısını yaşıyorsa, şuuru açık bile olsa, bunun bir suprarachnoid kanamanın öncül bulgusu olduğunu aklınıza getirmemiz gerekiyor. Çünkü bazen öyle vakalar oluyor ki hasta gayet güzel konuşarak, şuuru açık bir şekilde yürüyerek acil servisler içeriye giriyor ve kliniğin oturması, hastanın işte komaya girmesi saatlerinde oluyor. Demek ki ani şiddetli
patlayıcı, hayatımdaki en şiddetli baş ağrısı süparaknoid kanama için en önemli nedenlerden bir tanesi. Başka ne? Var bulantı kusma. Çünkü beyin zarları etrafına kan bulaştığı için uyarıyor bulantı kusma hissini ve bulantı kusma oluşuyor. Bilinç bozukluğu, eğer büyük bir kanama ise, büyük bir anevrizma yırtılmasıysa ciddi bilinç bozukluğu oluyor, komaya kadar gidebiliyor. Bu hastalar bazen dakikalar içerisinde de komaya girebiliyor. Yani hasta yürüyerek de acile girebilir ama dakikalar içerisinde komaya da girebilir. Ve ölüm oranı çok yüksek. O yüzden iyi tanımamız gereken bir hastalık. %30 ila 70. Anevrizmanın boyutu, akan miktar, nerede kanadığı gibi birçok faktöre bağlı ölüm oranı ama %30 ila 70 arasında ölüm oranı olduğunu aklımızda tutmamız lazım. Demek ki hayatınız boyunca yaşamadığınız kadar şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsanız bu sizi alarma geçiren bir bulgu olmak zorunda. Ve bir anevrizma kanamanız olduğunda süparaknoid kanamanız, beyniniz böyle görünüyor. Normal renk şu. Burası kanamış olan alan. Tüm beyin dokusu özelleriyle birlikte kanamış vaziyette. Bu da bir materyalde anevrizmayı görüyorsunuz. Bir iyice balonlaşmış, oldukça da büyük bir anevrizma aslında. Tabii böyle bir anevrizmanın patlamış olması ciddi miktarda kanın beyin dokusu içerisinde hızla yayılmasına ve hastanın şuur kaybına, komaya kadar giden klinik tablo oluşturmasına neden oluyor. Biz bunu tetkiklerde de söyleyeceğim. BT anjiyoyla, MR anjiyoyla, klasik anjiyoyla rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz. Ve bir kısmına da işlem yapılabiliyor. İnvaziv nörologlar, invaziv radyologlar tarafından, bazen de beyin cerrahisi tarafından yapılıyor. Bakın bu bir kanamanın, anevrizma kanamasının görüntüsü. Şu beyaz olan yerlerin hepsi kan. Süparaknoid kanama görüntüsü. Peki, felce neden olan şeylerden bir tanesi dedik kanama. Başka neden dolayı kanama olabilir? Hipertansiyon. En önemli nedenlerinden birisi. Yani aniden tansiyonun 20'ye, 22'ye, 23'e yükselmesi. Ya da 18-19'a yükselmesi. Çünkü sizin damarınızın yapısı da önemli. Çok kırılgan bir damarınız varsa, yani illaki 25 olması gerekmiyor tansiyonunuzun kanamanın oluşabilmesi için. 18-19'da da bu damar yırtılabilir. Yani damar yapınızın özelliği de önemli oluyor. Ama beyin dokusu içerisinde olan kanamanın en önemli nedeninin hipertansiyon olduğunu defalarca vurgulamak istiyorum. Peki başka hangi nedenler var? Kafanızı çarparsınız, o da beyin kanamasına yol açabilir, damarlarda yırtılmaya yol açar. Ona özel bir şey diyoruz, mesela subdural kanama diyoruz öyle bir tabloda. Tümör kanamaları olabilir, yani beyninizde bir kitle vardır. Genelde de tümörlerin beslenmesi çok zengin olur. Bir yalın damar gelir, onun içerisinde bol miktarda kanama olabilir. Kanama bozukluğunuz vardır, ailesel ya da sonradan kazanmış ya da bir ilaç kullanıyorsunuzdur, kanama kırpılaşmanızı engelleyen. O sırada bir de tansiyonunuz yükselmiştir, yine kanama riskiniz artar. Madde kullanımları, gençlerde de hani taşlar görülüyor dedik ya, 20 yaş altında, 40 yaş altında. Genç bir insanın felciyle karşılaştığımız zaman mutlaka madde kullanımını da sorgulamak gerekiyor. Çünkü eroin gibi, amfetamin gibi değişik maddeler genç yaşta kanamalara, tıkanmalara, yani beyin damar hastalıklarına yol açıyor. Peki bunda ne gibi bulgular olur? Bakın bunda bulantı kusma var. Hani o hayatımda yaşadığım en şiddetli baş ağrısı kelimesini burada kullanmıyoruz artık. O anevrizma için, anevrizma kanaması için, süparaknoid kanama için daha tipik olan bir bulguydu. Ama bulantı ve kusma burada var. Kol ve bacakta güçsüzlük. Değişik derecelerde. Hasta hiç tutamayabilirdi ya da hafifçe kaldırabilirdi. Değişik derecelerde kol ve bacaklarda güçsüzlük. Konuşma bozukluğu. Ve yine kanamanın miktarına bağlı olarak şuur kaybı beyin damar hastalıklarında kanamada sık gördüğümüz bulgular içerisinde bunun da ölüm oranı yüksek. %40 ila 70 oranında bir ölüm oranı var maalesef. Bu da kanamış bir beyinden alınan makroskopi örneği. Pıhtının ne kadar, şurası normal beyin yarı küresi bir tarafa. Bu da kanamış olan alan. Bakın beynin neredeyse 1/3'ünü kaplamış. Tabii böyle bir kitle etkisi yapan kanamadan hastanın
sağ çıkma şansı işte %30'larda falan. Bu da bir başka şeyde beyincik şurası, beyinciğin kesiti. Beyinciğin büyük bir kısmını kaplamış olan bir kanama. Yani bu alanın tamamının böyle beyaz olması gerekirken kocaman bir kuru renkli alan beyincik bölgesinde ciddi bir kanama olduğunu gösteriyor. Bu da tomografi görüntüsü. Kocaman bir kanama alanı şu bölgeden kanamış ve beyin boşluklarına da yayılmış. Tabii bu beyin boşluklarına yayılmış olan bir kanamada bu boşlukları tıkayarak hidrosefali dediğimiz şu bölgelerin genişlemesine yol açıp kişinin yaşamını ciddi anlamda tehdit eden klinik tablolara neden olabiliyor. Bu da bir beyin kanaması. Ama bu nispeten şanslı. Burada mesela şuna baktığınızda ölüm oranını yüksek olarak görüyorsunuz ama şuna baktığınızda bu hasta kurtarır diyorsunuz. Belki en fazla geri itibariyle sarılabilir. Daha sonra hatıra olarak kalabilir bu hastada. Ama sol taraftaki hasta gerçekten ciddi ve ölüm oranı yüksek olan bir klinik tablo. Yine beyin boşluğunu doldurmuş. Normalde şöyle görünmesi gereken bir alan tamamen kanamayla dolmuş şekilde. Bir başka alan, bunun sıkıntısı şu, beyin sapı alanına yaklaşmaya başlamış. O bölge önemli çünkü solunum ve dolaşım merkezlerimiz var. Şuurla ilgili yapılar orada. Oraya kan bası yaptığı zaman solunum dolaşım daha hızlı duruyor. Ve maalesef şurada daha erken kapanabiliyor. Değişik kanama örnekleri. Şimdi bir de tıkanmalarımız vardı. Her zaman kanamayla karşılaşmıyorduk. Bazen de damarlarımız tıkanıyor ve o yüzden dolayı tartışabiliyorduk. Bu da kabaca 3 bölümde toparlayabiliriz. Bir tanesi büyük damarların tıkanması. Bir tanesi küçük damarların tıkanması. Bir de kalpten pıhtı atılması. Demek ki kalple ilgili sorunlar, kalp ritim problemleri, kalpte pıhtının olması, kalp boşluklarında pıhtının olması felç geçirmeniz için de bir risk oluşturuyor. Yani kalp hastalığınız varsa felç geçirme riskiniz daha yüksek oluyor kalp hastalığı olmayan birisiyle karşılaştırıldığında. Şimdi büyük damar tıkanması tüm felçlerin tıkanmaya bağlı tüm felçlerin %50'sini oluşturuyor. Tıkanmaya bağlı felçlerin yarısı büyük damarların tıkanması sonucunda olur. Bu boyundan karotis dediğimiz damardan başlar. İçeride ana damarlara kadar yayılır. Genellikle kapı dışı nedenlerle olur. Şurada bu bizim şu boynumuzda bazı kişilerde, zayıf kişilerde de belli olan bir atar damardır. İkiye ayrılır. Bir tanesi içeriye, beyne doğru gider. Bir tanesi biraz daha yüzeyel alanları besler. Şu ortak noktası sonra da ikiye ayrılmış halini görüyorsunuz. Bu alanlardan birinde bir pıhtı oluşumu, özellikle içeriye doğru giden, karotis interne dediğimiz, içeriye doğru giden karotis dediğimiz bölgede pıhtının oluşması felçin, tıkanmaya bağlı felçin önemli nedenleri arasında. Şimdi iki şey olabilir. Birincisi trombüs dediğimiz yavaş yavaş birikir kan hücreleri. Önce tabii bir damarda hasar oluşması gerekiyor. Ondan sonra onun üzerinde kan hücreleri birçok materyal birikiyor ve bu damarı yavaş yavaş tıkayabilir. Buna trombüs diyoruz. Bazen bu çok yumuşak olur, böyle sallanır kan akımıyla. Ve onun ucundan da pıhtılar kopabilir. Ona da emboli diyoruz, atar ileriye doğru. Artık hangi damarı tıkarsa ona ait bulgu olur, gider ileriye doğru. Bunun bir kısmı bazen kalsifiye olur, sertleşir. O biraz daha iyi, en azından emboli atmaz çok fazla. Ama yumuşak bir pıhtı varsa uca doğru emboliyi yani pıhtıyı gönderdiği için risk daha fazla olur. Demek ki ya damar yavaş yavaş tıkanır, bir tıkaç oluşur veya o tıkaçta küçük pıhtılar ileriye doğru atarak diğer damarları tıkar. Bu da bir makroskopi materyalinde şurada tıkanmış olan damara ait izler ve asıl şurada da en uç noktada da yine hasar görmüş beyin dokusunu görüyoruz. Yine burada, şimdi ben tabii bunun yerine baktığımda şöyle düşünüyorum, hasar şöyle bir bakayım. İki taraf arasında ve şu bölgede biraz daha koyulaşmamız var ama hastanın şu bölgesinde de biraz sıkıntısı var. Biraz böyle uça doğru da atmış.
mesela uca doğru gittiğinde kalp kökenli olduğunu, biz filme baktığımızda tıkanma alanlarını kalpten mi atıyor, büyük damarlardan mı atıyor, ne tür bir tıkanma olduğunu anlayabiliyoruz. Bu da mesela beynin ön kısmını, ön beyin arteri dediğimiz alanı tıkamış olan bir şey, damar tıkanıyor. Bu görüyorsunuz ne kadar koyu renkli, karşıyla kıyaslayın lütfen. Ama bunlar nispeten daha iyi. Neden daha iyi? Bu çok yaşamı tehdit etmez. Hasta yaşar. Öyle çok kolunda bacağında kuvvetsizlik de pek olmaz. Ama bağlanış problemleri ortaya çıkar zaman içerisinde. Çünkü frontali etkilemiştir beynin ön lobunu ve burası bizim davranışlarımızın düzenlendiği, denetlendiği bölgedir. Demek ki illaki kaç kalmak zorunda değiliz. Bir beyin damar hastalığı geçirdiğinizde. Geçirdikten sonra hafıza kayıpları, yani bir tür bunama, örneğin talamus denilen bir bölgenin tutulması sonucunda telebit bunama dediğimiz bunamalar, hareket bozuklukları, istemsiz hareketler, kişilik, davranış değişiklikleri de felçlerin sekeli olarak karşımıza çıkabiliyor. Çok fazla önemsenmeyen, hatta atağı geçirdikten sonra hastaların çok da fazla öyle doktora gitmediği bir klinik tablo var. Geçici, tıkayıcı, atak. Bu ne demek? Şimdi bir damar sisteminde bir pıhtı veya trombüs geliyor, bir yeri tıkıyor. Ona ait bazı bulgular oluşuyor. Örneğin hastanın konuşmasında bozukluk gelişiyor. Ya da vücudunun bir tarafında uyuşukluk oluyor. Ama bu 24 saatten kısa sürüyor. Hatta birkaç dakika sürüyor. 5-10 dakika sürüyor. 15-20 dakika sürüyor ve iyileşiyor. Hasta bunu önemsemiyor. Ama bu çok önemli. Çünkü bu hastanın beyin damar hastası olduğunu gösteriyor ve önümüzdeki haftalar içerisinde daha ciddi bir felçle karşı karşıya olduğunu da göstermesi. Geçici iskemik atak ya da geçici tıkayıcı atak dediğimiz bir klinik tablo eve gönderilmemesi gereken bir klinik tablodur. Çünkü bu gelecekte bir felç gelecek. Bu 24 saat sonra da olabilir, bir hafta sonra da olabilir, bir ay sonra da olabilir. Ama hastanın felç geçirme riskinin çok yüksek olduğunun göstergesidir. Bazen birkaç dakika sürünce hani psikojeniktir, tansiyon yükselmiştir falan gibi yorumlanıyor ve hasta eve gönderiliyor. 24 saat sonra bu kez bir tarafı tutmaz bir şekilde gelebiliyor. Sizde veya yakınınızda böyle bir bulgu ortaya çıktığı zaman birkaç dakikada geçti ne olacak dememek lazım. Niçin oldu bu diye araştırmanız lazım kendinizi. Hangi damarında ne gibi bir tıkanıklık oldu? Çünkü bu bazen şey yapmaz, beyin görüntülemelerinde de lezyon göstermeyebilir, hasar görülmeyebilir. Bilgiye, anamneze, hastalığın alınan bilgiye göre bulunur şeyi, tanısı. Ama mutlaka ve mutlaka araştırılması gereken bir konudur. Çünkü gelecekteki felci, ciddi büyük felci habercisi. Belirtisi neydi, pardon? Her türlü belirti olur. Konuşma bozukluğu olur, denge problemi olur, baş dönmesi olur. Ama olur, geçer. Mesela 24 saat içerisinde toparlaması denirse ama genelde birkaç dakika veya bir saate kadar falan sürer. Kuvvetsizlik olur. Şimdi kuvvetsizlik olduğunda hastalar biraz daha panik yapıyorlar. Ama uyuşukluk olduğunda, sadece kol ve bacağında uyuşukluk. İşte yüzüne içerisine alan kol ve bacakta uyuşukluk. Bunlar çok önemsenmeyebiliyor. Burada önemli olan bu daha önce yoktu, şimdi oldu, bir süre sonra geçti. Ne oluyor? Bu bende daha önce hiç olmamıştı. Bunu araştırtmak zorundasınız. Yani sinir sisteminin herhangi bir yerine ait bir bulguyla çıkabilir. Konuşmada tutuklukla çıkabilir, konuşamamayla çıkabilir. Denge problemiyle çıkabilir, çift görmeyle çıkabilir. İşte hangi damar tıkandıysa ona ait bulguyla çıkar. Ama sizin normalinizden farklı bir nörolojik bulguysa ve geçmiş olsa bile mutlaka araştırılmak zorunda. Zaten bu da onun ön sistemin belirtileri. Dengesizlik, konuşma kaybı vesaire. Ama bakın dikkat edin, bilinç kaybı yok. Çünkü o kadar kısa ve küçük bir pıhtı attığı için genelde bilinç sistemlerini çok fazla etkilemez. Bilinç kaybı olmaz bunda. O yüzden de biraz önemsenmez. Nasıl olsa iyileştim canım, işte sıcaktan da tansiyonum yükseldi, o yüzden de falan gibi yorumlanır. Ama gelecekteki haber misiniz? Bir başka gözden kaçan tablo
maalesef kalpten pıhtı atması durumu. Şimdi kalp hastalıklarının beyin damar hastalıklarıyla nasıl bir ilişkisi var? Orada bir pıhtınız varsa pompalama şeklinde ne oluyor? Sizin atar damarlarınıza pompalanıyor pıhtı. Ve ondan sonra da en çok gidebileceği yer damar sisteminin özelliğinden dolayı beyin oluyor. Dolayısıyla da kalpte pıhtınız varsa felç riskiniz çok katlıyor. Kalp ritim probleminiz varsa felç riskiniz çok katlıyor. MI geçirdiyseniz, yani kalp krizi geçirdiyseniz takip eden ilk 3 hafta, 1 ay içerisinde üzerine bir de felç geçirme riskiniz çok yüksek oluyor. O yüzden o dönemde ilaçları, uygulanan tedaviyi çok dikkatli şey yapmak lazım, kullanmak lazım. Bazen şöyle oluyor, mesela hastalarda işte kalp ritim problemleri oluyor. Bir atrial fibrilasyon, belki olanlar bilir ismini. Kalbin düzensiz atması diyebilirim. Onlara yönelik bazı ilaçlar veriliyor. Örneğin bir kısmına flagyl dediğimiz bir ilaç veriliyor. Hasta tatile gidiyor. Ya ilaçlarımı almayı unutmuşum. Şimdi kim gidecek de eczaneden ilaç alacak falan. 3-5 gün ilacını kullanmıyor. Sonra yeni bir ilaçla geliyor. Çünkü o düzensiz kalp atımları pıhtı oluşumunu hızla tetikliyor. Ve o pıhtının da ilk tercih edeceği yer değildir. Tansiyon ilaçlarını kullanmak önemli. Tabii, onları daha sonra şey yapacağım, kalp ritim ilaçlarını da. Ne yazık ki bazen bazı ilaçlara, hani basit bir aspirin dersiniz, değil mi? Ne olacak ki 3 gün kullanmasam, ama aspirinini 4-5 gün kullanmayıp felç geçiren çok hastamız var. Yani ilacın maddi değerinden ziyade yapmış olduğu koruyucu etkisi çok daha önemli. Ucuz bir ilaç ama çok güçlü koruyucu bir ilaç. Asetil salisilik asit. Tabii ben firma ismi söyledim ama altındaki asıl etken madde asetil salisilik asit. Peki demek ki kalp hastaları yüksek riskli felç geçirme açısından. O halde felç geçirmek istemiyorsak kalbimize de iyi davranmak zorundayız. Onun hastalıklarını da tedavi ettirmemiz gerekiyor. En yüksek riskli olanlar az önce söyledim kalp ritim bozukluğu. Yani atrial fibrilasyonu olan hasta grubu. Artık çok kalmadı ama mekanik protezi olanlar hala var, protez kapığı olanlar. Onlar ikinci yüksek risk ve kalp krizi. Diğer nedenler daha sonraki grubu oluşturuyor. Yani herhangi bir kalp hastalığı yol açabiliyor. Orta riskli olanlar bazı kalp kapak sorunları ve kalp yetmezliği olan hastalar. Peki bunlarda ne oluyor? Kalpten pıhtı attığı zaman yine kol ve bacakta güçsüzlük oluyor, konuşma bozukluğu oluyor. Bazen bilinç kayboluyor. Ama bakın bunda bir de sera hastalığı çıkıyor. Sera nöbeti çıkıyor. 60 yaşında bir insan hayatında ilk kez sera nöbeti geçiriyorsa bu büyük olasılıkla beyin damar hastalığı var. Yani bir pıhtı gitmiştir. Beynin üst kısımlarında korteks dediğimiz bölgelerini besleyen damarı tıkamıştır. Ve hastanın sera nöbeti geçirmesine yol açmıştır. Demek ki 60 yaşında bir hastanın sera nöbetini geçirirken karşılaştığımızda mutlaka beyin damar hastalığı açısından araştırma yapmak zorundayız ki bunun da büyük olasılıkla nedeni aslında kalp kaynaklıdır. Çünkü kalpten giden pıhtılar daha uçlara gitme eğilimindedir. Uç kısımlara, yani korteks dediğimiz beynin kabuk bölgesine atma eğilimindedir. Bir de küçük damar hastalıkları var. Bunu belli bir yaş grubunun üzerinde 65-70 yaşında işte diyabet, hipertansiyonu olan hastaların MR'ları çekildiği zaman görürüz aslında. İskemik biliyotik oda, laküner infarkt falan gibi böyle küçük küçük bir takım bulgular yazar. Bunlar işte küçük damarları tutan tıkanmalardır. Nispeten daha iyi gider. Kol bacakta güçsüzlük olur, evet konuşma bozukluğu olur. Burada da bilinç kaybı olmaz. Ama biraz daha küçük yerleşimli damar tıkanıklıklarında. Hani yaşamı çok fazla tehdit etmeyebilir ama bölgeye bağlı. Beyin sapını tıkadıysa tehdit eder. Ama daha böyle geniş beyin hemisferlerini tuttuysa yaşamı tehdit etmez fakat yaşamın kalitesini tehdit eder. Peki bu kadar korkutucu şeyi anlattıktan sonra bizim risk faktörlerimiz neler ve bundan korunmak için neler yapabiliriz, değil mi? Asıl önemli olan bu. Çünkü bu geliştikten sonra hani görüyorsunuz hep bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Şansımız varsa yürüyebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama daha şanslısak ve büyük bir damar tıkandıysa işte yatalak bile olabiliyoruz. Amaç bunun olmasını engellemek ki zaten bugün
ağırlıklı bunu da konuşalım istemiştim. Şimdi bizim risk faktörlerimiz neler? Bir değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri var. Yaşımızı seçemiyoruz. Yani 70 yaşına geldiyse geriden 40'a dönelim gibi bir şey söz konusu değil. Yaşımı değiştiremem. Değil mi? Cinsiyetimi de değiştiremem. Ya istediğiniz kadar ameliyatla değiştirin. Olmuyor. Yani sonuçta sizin hormonlarınız vesaireniz o şekilde ayarlanmış durumda. Cinsiyetimi değiştiremiyorum. Irkımı değiştiremiyorum. Bazı ırklar dedik mesela siyahlar daha yatkın. Onu da değiştiremem. Ailemi de değiştiremiyorum. Genetik materyal oradan geliyor çünkü. Felce yatkın bir aileden geliyorsanız daha çok dikkat etmek zorundasınız. Bunlara bir şey yapamıyoruz. Bunlar için yapılacak hiçbir şey yok. Böyleyiz. Tamam. O halde biz diğerleriyle uğraşmak zorundayız. Neleri değiştirebiliriz de bakmamız gerekecek. Beyin damar hastalıkları ile kesinleşmiş etkinliği olan faktörler şu liste. Bunlar kesin risk faktörleri. Felçler için. Artık çalışmalar gösterdi. Ne var bakın? Birinci sırada hipertansiyon. Tansiyonun normali neymiş? 12'ye 8'miş. 13'e 8,5'un üzerindeki değerler tedavi gerektirirmiş. Demek ki hipertansiyon. Bunu aslında uğraşabiliriz bu konuyla. Başka ne var? Sigara. İkinci sırada kesinleşmiş risk faktörü. Üçüncü sıra, bakın diyabetin bile önünde sigara. Diabetes mellitus. Yani 500 kan şekeriyle bulaşmamamız gerekiyor. Yani bunu böyle normal, makul, mantıklı işte 140-150'lerle falan, hatta mümkünse 120-130'larla falan idare etmeniz lazım. Kardiyovasküler hastalıklar, konuştuk. Kalp hastalıkları çok önemli. Koroner kalp hastalığınız var, kalp ritim problemleriniz var. Bunlar kesinleşmiş risk faktörü. Karotid stenozu, hani şurada dedik ya kocaman bir damar var, gidiyor beyni besliyor. Onun daralması yani. Kesinleşmiş risk faktörü. Demek ki belli bir yaştan sonra ne yapmamız gerekiyor? Arada bu damarlarımıza baktırmamız lazım. Doplerle onu konuşacağız. Burada daralma başladıysa biraz daha sık. İşte iyiyse biraz daha seyrek. Ama mutlaka baktırmamız lazım. En azından doktorun ultrasonunda yatıyorsunuz 15 dakika sürüyor. Doktorun oraya baktığınız. Kalp ritim problemleri, orak hücreli anemi gibi bazı kanama hastalıkları, kan hastalıkları, diyet ve beslenme alışkanlığı, bunu da değiştirebiliriz, bununla da mücadele edebiliriz. Obezite, fiziksel inaktivite, bunların hepsiyle mücadele edebiliriz. Ve postmenopozal hormon tedavisi, kesinleşmiş risk faktörü. Bir dönem birçok insana menopozun o etkilerini gidermek için dünya kadar. Ha, bu kayıtta hepsini söylemeyin. Yalnız ilaç firmaları beni şey yapacak çünkü. Bazı bölümleri kes. Şimdi bu da şey, kayıt dışı. İnsanları hormonladılar. Bir yan insan kanser oldu, bir kısmı da felç geçirdi. Tamam mı? Ne olmuş? Ateş basmayacakmış falan filan. Bassın, felç geçiriyorsun sonrasında ama. O hormonların plasmanı derdi. Benim kırsaldaki kadınlarımızın menopoz derdi olmuyor da şu kent kadınların hep menopoz derdi. Neyse o kadın doğmamalı işte. Yani onu da ben bu kadar söyleyeceğim. Kadın doğumcular da kızacak bana. Çok sevdiler çünkü. Aramızda kadın doğumcular mı bilmiyorum. Çünkü ama işlerine geliyor tedavi. Neyse. Şimdi bunlar kesinleşmiş risk faktörleriydi. Neyse artık ama hormon replasman tedavileri kanser oranlarındaki artışlardan sonra birazcık şey yapıldı, ötelendi. Doğruyu söylemek gerekirse. Şu arada kanser olanlar da oldu. Şimdi değiştirilebilen ama tam felçle ilişkisi net ortaya konulamamış faktörler de var. Henüz kesinleşmemiş, araştırma düzeyinde. Ama bu hastalar yine de yüksek riskli. Alkol kullanımı mesela. Şimdi alkolün belli bir miktarı iyi olmakla birlikte o dozu aştığınız zaman beyin damarlarınız için iyi olmuyor. Çünkü fazla konstrüksiyon yapıyor. Ve diyelim başka neden? İlaç kullanım bağımlılığını özellikle söylemek istiyorum. Bir de uykuda solunum bozukluğu. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Bu henüz tam kesinleşmedi ama son yıllarda yapılan çalışmalar giderek artan oranda uykuda solunum durması hastalarının daha yüksek oranda kalp krizi ve felç geçirme riski olduğunu gösteriyor. Bunun en basit bulgusu da nedir? Hormon. Horlama. Özellikle her pozisyonda olan horlama ve beraberinde de nefesin durması. Bunu tabii partneriniz fark edecek. Ama sizin de bulgularınız ne olabilir? Mesela kendi kendinize fark edeceğiniz bulgular.
nefes açlığıyla uyanma, gece böyle sanki boğuluyormuş gibi olup nefes açlığıyla uyanma, ağız kuruluğu, sabah kalktığınızda göğsünüzde ve ensenizde terle uyanma, sabah uykunuzu almamış olarak kalkma, gün içerisinde uyuklama gibi bulgularınız varsa sizde OSAS olabilir. Mutlaka bir uyku laboratuvarında ne olup bitiyor diye araştırılmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bu hastalar metabolik sendrom içinde, hipertansiyon içinde, obezite içinde, diyabet içinde, kalp krizi içinde, felç içinde riskli hastalar. Henüz tam kesinleşmese de bile artan oranda yayın bu hastalıkların tetiklendiğini söylüyor OSAS'lı hastalarda. O yüzden ben artık kişisel olarak bunları mutlaka hastanın işte bir serebrovasküler öyküsü varsa mutlaka horlamaya soruyorum. Ve öyle bir öykü alırsam hastayı mutlaka laboratuvara gönderiyorum. Peki o zaman... Çok özür dilerim. Tabii buyurun. Alkolün altında yıkılmadı da geçirilmiş. İlaç kullanımı, bağımlılık, hiperkoagülabilite. Bir yıl alkolün altında yok. Yani. Daha fazla alkol. Şurası. Onun altındaki mi? Geçirilmiş inme. Hani dedim ya geçici tıkayıcı atak. Geçici iskemik atak. İya. Hani önemsenmeyen. Hafif geçirilen. Önemsenmeyen. Birkaç dakika, birkaç saat sürüp geçen. O çok önemli bir bulgu aslında. Gelecekte ciddi felcin göstergesi. Bakın burada alkol hiç yok demiyoruz. Fazla alkol diye söylüyoruz genellikle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani belki merak edenler olur diye onun altını çizdim. Çünkü birazdan yalnız belki miktarları söyleyeceğim. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz miktarlar konusunda. bir bardak şarap falan diyeceğim. O da pek hoş olmayacak tabii. Bir şişe değil söz konusu olan. Peki o zaman ne yapacağız? Kolesterolünüzü düşüreceksiniz. Bir. Çünkü bakın ilmelerin dörtte birinden fazlasında kolesterol yüksekliği var. Demek ki onunla mücadele edeceksiniz. Bu da lütfen ilaçlarla değil, önce hani yürüyüş yapmak gibi, diyetinize dikkat etmek gibi, daha böyle vücudumuz için faydalı olabilecek şekilde olursa daha iyi. İlaçlar belli değerlerin üzerinde, doktorunuzun da önerisiyle kullanılacak olan şeyler. Tabii sigarayı bırakacaksınız. Bakın ikinci önemli risk faktörüydü. Pasif içiciliği de bırakacaksınız ama sadece kendinizi içmiyor değil, pasif içiciliği de bırakmanız gerekiyor. Yüksek tansiyonunuzu kontrol edeceksiniz. Bakın inmelerin yarısından fazlası hipertansiyon ile ilişkili. Şimdi ben kanıma dedim hipertansiyonla ilişkili ama tıkanmayı da, aterosiklerozu da yani damar sertliğini de arttırıyor hipertansiyon. Yani evet öncelikle kanamaya yol açıyor ama damar sertliği ve tıkanma açısından da çok masum değil. Çünkü damarı zedeliyor. Damarın dokusunu bozuyor. Hipertansiyonumuzu kontrol ettireceğiz. Alkol tüketimimizi azaltacağız. Erkeklerde günde 2 kadeh, kadınlarda günde 1 kadeh. Önerilen miktar. Bu kadar. Evet, sağlıklı ve dengeli beslenin diyoruz. Çünkü inmelerin dörtte birden fazlası yani yaklaşık her dört inmeden birisi kötü beslenmeden kaynaklanıyor. Yani şu fast foodlardan falan uzak durmak gerekiyor. Ya da hani çok nadir kendinizi ödüllendirmek için ayda yılda bir falan yemeniz lazım. Diyeti birazdan söyleyeceğim neleri dikkat etmemiz gerektiğini. Tabii diyabet. Yani kan şekerinizi lütfen kontrol ettirin, ilacınızı kullanın, insülininizi kullanın, hangisini kullanıyorsanız doktorunuzla birlikte. Düzgün bir program belirleyin. Bakın haftada 5 gün orta ağırlıkta egzersiz yapın. Birazdan egzersizlerin orta onları söyleyeceğim size. Atrial fibrilasyon yapın. Kalp ritim probleminiz varsa bunu tanıyın, tanı koydurun ve tedavisini yaptırın. Çünkü o kırıklı riskinizi arttırıyor. Sağlıklı bel kalça oranını koruyun. Çünkü göbek çevresi, bel çevresi de önemli riskler açısından ve obezite açısından. Bakın neymiş normal tansiyonumuz? Bunlarmış. Bunun üzerindeki değerler belli bir yaştan sonra hipertansiyon olarak kabul ediliyormuş. Şeker hastalığı, bakın inme riskini 2 ile 6 kat arasında arttırıyor. Yani şeker hastasıysanız, E-nabız var mı? Var. Şimdi E-nabızda güzel bir uygulama var. Evet.
risklerinizi giriyorsunuz, önümüzdeki yıllarda ne kadar kalp krizi geçirme olasılığınız var falan diye, işte lipid düzeyinizi giriyorsunuz, kilonuzu, boyunuzu, bilmem nenizi, diyabetim var, hipertansiyonum var falan diye riskleri giriyorsunuz ve size bir yüzde veriyor. Tahmin sonuçlarına göre de. Aslında o biraz da insanın kendini disiplinize etmesi açısından güzel bir uygulama. Bir şey yükseldiği zaman hadi şunu indireyim de bakalım yüzde kaç azalıyor diye. Ben de geçen gün merak ettim konuyu hazırlarken, bak önümüzdeki 10 yıl için mi diyordu, 5 yıl için mi, 10 yıl için diyordu. 10 yıl için %6'ymış olasılığı. Şimdi bunun üzerine buradan çıkarken kamp krizi geçiriyormuş. Tabii ki yani %6 10 yıl içerisinde, bu bir dakika sonra da olabilir. Hiçbir şeyin garantisi yok ama onu da şöyle kendinizi bir test etmek açısından bakabilirsiniz. Hele hele şeker hastalığıyla birlikte yüksek tansiyonunuz varsa bu biraz katlanıyor işte o zaman. Genelde de bunlar bir paket gibi. Bir arada oluyorlar değil mi? Metabolik sendrom falan. Kalp hastalıklarını birkaç kere şey yaptım. Özellikle gençlerde de çok dikkat etmek gerekiyor kalp hastalıklarına. Hani görüyorsunuz, ailesi öğrenmişse kalp krizi geçirdi, öldü vesaire şeklinde. Yani genç, yaşlı dememek lazım kalp hastalıklarının araştırılması açısından. Bunu vurguladım. İnme niçin oluşuyordu? Bunu da söyledik. Kalp hastalıklarını da. Bakın kalp krizinden sonra 6 ay içerisinde inme gelişme riski erkeklerde %8, kadınlarda %10'muş. Yani kalp krizi geçirdiyseniz inme konusunda çok dikkatli olmak ve verilen ilaçları kullanmak zorundasınız. Evet, yaş ilerledikçe de maalesef kalp hastalıklarına bağlı inme riskiniz artıyor. Bakın, bu çok önemli. Eğer uygun ilacı kullanırsanız, etkili kan sulandırıcısıyla tedavi ederseniz inme riskinizi %70 azaltır. Bunu hiç azınız almayacak bir oran. Demek ki ilacınızı düzenli kullanmak çok önemli. Yani nasıl olsa bir şey olmuyor diye, işte asetilsalisilik asit, yani en çok bilinen ismi aspirin olduğu için söylüyorum. Aspirini ne olacak, kullanmayayım canım bir hafta 10 gün dememeniz gerekiyor. Çok ciddi oranda riskinizi azaltır. %70 oranında. Hele altta başka hastalıklarınız varsa. Peki biz tanıyı nasıl koyuyoruz? Tabii hani bulgular, hastanın öyküsü, nörolojik muayene bulguları. Bunlar zaten hasta geldiğinde alınıyor bilgi olarak. Sonra ne yapıyoruz? İşte hastanenin durumuna göre önce acil kanama var mı diye bir bilgisayarlı beyin tomografisi çekiliyor. Sonra tıkanmayı görmek için, çünkü tıkanma bilgisayarlı beyin tomografisinde genelde 24 saatten sonra görüntülenir. MR'da ise çok daha erken, özel tekniklerle çekildiğinde ilk dakikalardan itibaren MR'da görüntülenebilir. O yüzden de sonrasında bir MR alınıyor. Daha çok da difüzyon diyoruz. Sonra ne yapıyoruz araştırmak için? EKG yapıyoruz. Ondan sonra ekokardiyografi yapıyoruz. Ne oluyor, pıhtı var mı kalp boşlukları içerisinde diye. Holter EKG yapıyoruz. Çünkü bazen kısa süreli çekilen EKG'de ritim problemi görülmüyor. Ama 24 saatlik EKG'de siz o ritim problemlerini yakalayabiliyorsunuz. Demek ki holter yapılıyor. Sonra ne yapıyoruz dedik? Ana damarlarımızda problem var mı diye karotis vertebral doplerimize baktırıyoruz. Ondan sonra da gerekirse BT anjiyo, MR anjiyo. En son klasik, hani kasıktan sıklıkla, bazen koldan girilerek yapılan klasik anjiyoya kadar bu iş gidiyor. Çünkü biz de artık bazı damar tıkanıklıklarında, biraz daha söyleyeceğim üzere, kardiyologların yaptığı gibi bazı uygulamalar yapabiliyoruz hastanın atak geçirmesini engellemek için. Ayırıcı tanıda nelere dikkat edeceğiz? Bazen tansiyon ilaçları çok fazla tansiyonu düşürüyor. Beyne giden kan akımı azaldığı için sanki böyle bir geçici iskemik atak gibi bulgular yapabiliyor. Ona bir dikkat etmek lazım. Solunum yetersizliklerine bakmak gerekiyor. İntihar girişimlerini, ilaç seyirlenmelerini, psikiyatrik bozuklukları da ayıracağız. O zaten doktorların işi. Peki tedavide neler yapıyoruz? Bir akut tedavi var. Ani, acil tedavimiz var. Bir koruyucu tedavimiz var. Bir de rehabilitasyon kısmı var. Şimdi, bu
Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu afişler içerisinde şunlar şunlar varsa, yani kol ve bacakta güçsüzlüğünüz, konuşmada bozulmanız, yüz simetrisinde bozulmanız, ani denge kaybınız, bir veya iki gözle ani görme kaybınız varsa derhal 112'yi arayın afişlere. Bu ilme belirtilerini tanıyalım. Neden? Çünkü zaman eşittir hayat dedik. Neden? Çünkü ilk 3 saat içerisinde hastaneye başvurursanız IV trombolitik tedavi kullanma şansınız var. Bu 4,5 saate kadar da genişletiliyor. Ama ilk 3 saat içerisinde girerseniz en azından araştırmalar falan yapılıp 4,5 saat içerisinde damardan size pıhtı çözücü ilaç verilebiliyor. Hani nasıl kalp krizlerinde pıhtı çözücü ilaç veriliyorsa artık beyin damar hastalıklarında, beyin tıkanmalarında da pıhtı çözücü ilaç seçilmiş hastalarda uygulanıyor. Ama bunun anahtar saat dilimi ilk 3 saat. Veya 4,5 saate kadar, ama 4,5 saatte girdiğinizde orada işlemlerin yapılması, tetkiklerin yapılması falan o zaman ara penceresini kaçırabiliyorsunuz bazen. Demek ki bu bulgular olduğu zaman mümkün olduğu kadar erken hastanelere, acil servislere başvurmanız gerekiyor. Çünkü acil tedavi, trombolitik tedavi uygulayabilmek için. Bir başka tedavimiz ne? Stent koyma. Nasıl kalbe stent konuluyorsa, karotiste de bir darlık varsa o bölgeye stent konulabiliyor. Ya da o bölgedeki pıhtı çıkarılabiliyor. Endarterektomi. Böylelikle hastanın gelecekte felç geçirmesi riski azaltılıyor. Yalnız bunu şöyle altını çizeceğim bu konuda. Bu işlemlerin ehillerde ve ehil merkezlerde yapılması gerekiyor. Çünkü sonuçta bu stent yerleştirirken de, pıhtıyı oradan temizlerken de uca doğru pıhtı atma olasılığı var. O yüzden de altyapısı uygun, deneyimli merkezlerde yaptırmakta fayda var. Tabii buradaki asıl amacımız hastanın asemptomatik döneminde. Yani henüz felç geçirmeden önce bu işleri yapabilmek. Felç geçirdikten sonra çünkü hani yine tabii risk azaltıyorsunuz ama zaten olan olmuş oluyor. Amaç asemptomatik dönemde hastayı yakalayabilmek. Bunun yolu da ne o zaman? Belli aralarda doplerini, karotis vertebral dopleri yaptırmak. Genellikle şöyle, hani kabaca aklınızda kalsın diye söylüyorum. %50'nin altındaysa mesela doplerinizi yaptırdınız. Atıyorum sağ taraftaki karotiste %30-40 darlık dedi. Ona dokunmuyoruz. Onu takip ediyoruz. Mesela bir yıl sonra bir kere daha. Bakıyoruz yine %30-40, bir yıl sonra bir kere ya da iki yıl buluyoruz araya. Ama %50 ile 70 arasında bir darlıktan söz ediyorsa bunu ya BT anjiyoyla ya MR anjiyoyla veya gerekiyorsa kasıktan girip dijital anjiyoyla göstermemiz lazım. Çünkü oralarda stent şanslarımız falan oluyor. Bazen doktorlar çünkü hani %50-70 diyor ama belki hani şöyle baktığınızda MR'ı o kadar yüksek olmadığını görebiliyorsunuz. Veya dijitale baktığınızda yani kasıktan girdiğinizde oranın o kadar yüksek olmadığını, örneğin %30-40 olduğunu görüyorsunuz. O zaman da işlem yapmıyorsunuz. Demek ki size düşen görev doplerlerinizi, eğer yüksek deriz bilseniz ailenizde varsa işte saydığım hastalığı, dopleri her yer yapıyor. Bütün hastanelerde. Çok basit bir işlem. Radyologlar için. Radyoloji. Radyologlar değil. Radyologlar yapıyor. Onu bütün hastaneler yapıyor. Oldu mu? Riskleri bulunca doktorlar yaptırmak. Ailenizdeki riskinizi söyleyip nöroloji uzmanı veya beyin cerrahisi uzmanından istekte bulunabilirsiniz. Yani bir malemde çok felç geçiren var falan şeklinde. Zaten bir bakıldı. Mesela %20-30 diyorsa onu 3 yıl sonra, 2 yıl sonra da yaptırtabilirsiniz. Ama %50-70 diyorsa şu arada bir uzmanla görüşmenizde fayda var. Evet. Peki, demek ki farklı seçeneklerimiz de var. Henüz hasta felç geçirmeden önce tıkanmış olan damarı açabilmek için. Damar tam tıkalıysa bir şey yapamıyoruz. Anjiyo yaptınız, tamamen tıkalıysa artık o damar için yapabileceğiniz fazla bir şey kalmıyor. Riskiniz artıyor çünkü. Peki, koruyucu tedavide bu riske yol açan faktörlerin hepsinin tedavi edilmesi gerekiyor. Tansiyonunuz, şekeriniz, ritim probleminiz, sigara alkol tüketiminiz, obeziteniz vesaire.
Çok seviyoruz biz bu ilacı. Bakın parantez içerisinde değil aspirin diye belirttim. Asetil salisilik asit. Piyasada bir yan ismi var. 100 miligramı bile yeterli. 80-100 miligram. Kalkıp da ilaki 300-500 kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü doz arttıkça mide yan etkileri vesaireler oluyor. Çalışmalar gösterdi ki dünyanın genelinde, biraz Kanada'dan çıkıyorlar, kondomlar biraz yüksek kullanıyorlar ama onun dışında dünyanın genelinde 80-100 miligram doz sizi kalp krizi ve taştan korumak için yeterli miktardır. Eğer aspirine karşı, asetil salisilik asite karşı bir yan etkiniz varsa, ulseriniz varsa örneğin aktif, o zaman da başka kan sulandırıcı ilaçlarımız var kullanabileceğimiz. Burada bir şeyi de söylemek istiyorum. Bazen oluyor, mesela hastalar bu ilaçları düzenli kullandıkları halde felç geçirebiliyorlar. O zaman da bunlara karşı genetik direnç oluyor. Asetil salisilik asit direnci ve klopidogrel direnci örneğin diğer kan sulandırıcıya karşı bir direnç olabiliyor. Onun da genetik bölümleri bakıyor zaten. Direnciniz varsa ya ilacınız değiştiriliyor ya da dozunuz arttırılıyor. Artık onu doktorunuz karar veriyor sizin durumunuza bakarak. Veya yanına bir ilaç daha ekliyor, birinin dozunu arttırıyor, yanına diğer başka bir ilaç ekliyor vesaire. Ama sonuçta korunmanızı mutlaka sağlayacak. Diğer kan sulandırıcı ilaçlar var, onun ayrıntısına girmedim çünkü onun hekim kararıyla verilecek olan ilaçlar bunlar. Ve fizik aktivite, haftada 3 veya 4 kez orta derecede tempolu yürüyüşü özellikle öneriyoruz. Bu da diyet, böyle çok küçük çıktı, kusura bakmayın. Bakın sebzeleri kullanıyorsunuz, kırmızı et çok fazla kullanmıyorsunuz, beyaz et mümkün olduğu kadar balık ağırlıklı gidiyorsunuz. Yani Akdeniz diyeti, zeytinyağlı, kızartma değil daha çok ızgara veya buğulama şeklinde yemeklerinizi yiyorsunuz. Tabii tuz, hipertansiyonunuz varsa el tuzdan iyice uzak kalmanız lazım. Sigara, alkolü zaten beslenmede söyledim. Zeytinyağının özellikle altını çiziyorum. Yiyecek olarak ve kırmızı etten uzak durmayı. Şimdi nasıl yapabiliriz? En az 5 gün, en az 30 dakikada yani toplam 150 dakika olacak şekilde orta şiddette fiziksel aktivite, yani köpeğinizle birlikte yürüyüşe çıkabilirsiniz. Onun temposuyla gidebilirsiniz. Ya da doktorunuzun izniyle, ama bu biraz daha fazla çünkü yüksek şiddetli aktivite, yani biraz daha hızlı yürüme ya da hafif koşu şeklinde yapabilirsiniz. Ama bunun için önce doktorunuzdan hangi egzersiz programı bana uygundur diye izin almanız gerekiyor. En az 3 gün, en az 25 dakika yüksek şiddetli fizik aktivite sizi felçlerden. Tabii ben felci söylüyorum, kalp damar sistemi bir bütün, sizi aynı zamanda kardiyak hastalıklardan da koruyor, MI'dan da koruyor, sadece beyin felcinden korumuyor. Evet, düşük fiziksel aktivite dediğimizde neyi kastediyoruz? Nefes almanın ve kalp atım sayısının dinlenme değerinin birazcık üzerinde olduğu bir aktiviteyi kastediyoruz. Orta şiddette fiziksel aktivitede nefes alma ve kalp atım sayısı artık dinlenme değerinin biraz daha üzerinde. Yüksek şiddette ise nefes alma ve kalp atım sayısı normalden çok fazla. Yani hasta böyle o aktiviteyi yaparken konuşmakta, ard arda konuşmakta güçlük çekiyor. Biraz hani dinleniyor, ondan sonra konuşuyor şeklindeki bir fizik aktivite yüksek şiddette fiziksel aktivite oluyor. Tabii bu sizin hani beceri yeteneğinize göre de değişiyor. Eklem problemleriniz varsa ona göre bir fiziksel aktivite ayarlamak zorundasınız. O yüzden de doktorunuzla danışarak ama mutlaka haftada 3 veya 5 gün bir fiziksel aktiviteyi yerine getirerek spor yapmak zorundasınız. Sonuç, bunlar benim son sözlerim olacak herhalde. Tansiyonunuzu düzenli olarak takip edin. Sigara kullanmayın. Kanda şeker ve yağ değerlerinizi düzenli olarak kontrol edin. Açık havada en az 3-4 kez yürüyüş yapın. Kalp kontrollerinizi yaptırın. Ritim problemlerinize bakın. Obeziteden korunun. Ve karotis, yani şah damar tıkanıklığına karşı risklerinizi gözden geçirin lütfen diyorum. İçinizde hiç kumadin kullanan var mı? Evet. Biliyorsunuz kumadin biraz zor bir ilaç. İNR denilen bir tetkiki sürekli yaptırmanız gerekiyor. Güzel bir ilaç, çok doktorum güzel bir ilaç. Doktorum değiştirmek istiyorum yakın zamanda. Evet, alternatifleri çıktı ama hala kumadin çok güzel ilaç. Onu söyleyeyim. Tek sorun biraz böyle INR takiplerini yapmak. O ilacı kullananlar için bir kumadinle etkileşen besinler listesi var biliyorsunuz. Böyle neredeyse buluttan nem kapılıyor, her şeyden etkileniyor. Hemen değeri yükseliyor veya düşüyor.
Dolayısıyla da kumadin kullananların işte lahanadır, ıspanaktır, brokolidir vesaire birçok şeye dikkat etmesi lazım. Bunlar İnme Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nin sayfasında var bu yiyecekler. Çünkü bazen İVR dediğimiz seri değeri çok uzatıyor ve beyin riski arttırıyor. Bazen düşük kalıyor, bu kez pıhtıya riski arttırıyor. Yani iki ucu keskin kılıç gibi kumadin kullanmak, güzel ilaç olmakla birlikte çok dikkatli yemeye, içmeye dikkat ederek kullanılması gereken bir ilaç. Eğer merak ederseniz Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nin sayfasında listeyi alabilirsiniz. Evet, ben ilginiz için çok teşekkür ediyorum. İşlemleri yapmışlar. Buraya geldi, tepkiklerini yazdı. Biraz korkuttu. Sonuçlar burada temiz çıktı ama risk oranı gençlerde fazlalaştığı için, koruma tedbirleri için onlara ne, yani genç bunlar, aktiviteleri de var, işte stresleri de var. En önemli faktörlerden birisi beslenme. Yöneliyoruz. Mesela benim bazen öğrenci hastalarım oluyor. Diyorum ki bak işte tuzsuz yiyeceksin. Tamam. Şunu yapmayacağız. Su içmiyorlar. Ama diyor nasıl olur diyor. Biz evde yemek yapmıyoruz ki dışarıya tabii gidiyoruz. Yani. Ben diyor dışarıda bunu nasıl yapayım? Olmaz. O evde yemek yapmayı öğreneceğiz. Bunun başka yolu yok. Yani. Bizim muhtemelen ben de gözlemsel olarak tabii görüyorum. Gençler daha obez ve fast food'a karşı çok düşkünler. Yani kimse biber dolmasını tercih etmiyor. Hamburgeri tercih ediyor. Bu da tabii şeyi arttırıyor. Genç yaşta kalp krizi, inme nispeten biraz daha az ama beyin damar hastalıkları olasılığını arttırıyor. Bir de aktiviteleri tamam iyi ama gerçekten sağlıklı aktivite yapıyorlar mı onu da... Çünkü motor takıldı sizin söylediğiniz bütün tepkikler 9-3 gün içerisinde. Genetik önemli. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi genel ben hani vakitte çok teknik konularla sizi yormak istemediğim için ailede eğer kalp krizi, beyin damar hastalığı, ani ölüm, nedeni belli olmayan ani ölüm, bir sabah yatağında ölü bulundu ya da işe diye gitti ama öldü gibi ani ölümler varsa bunlar büyük olasılıkla damarsal kökenli problemlerdendir. Özellikle genç yaşlarda, 40'lı, 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda ortaya çıkan. Bu hastalarda bazen bu kişilerde pıhtılaşmaya eğilim oluyor, genetik olarak yatkınlık oluyor. Bunu genetik bölümünün bulunduğu merkezler kanama pıhtılaşma yatkınlıklarına bakıyorlar. Ve orada bazı anormallikler çıktığı zaman biz gerekirse bu hastaları tedavi ediyoruz. Risk olanlarına da bakarak. Yani bazı genç inme ve kalp krizlerinin altında aslında genetik olarak trombüs oluşturma, emboli oluşturmaya karşı yatkınlık var. Onu da unutmamak lazım. Bilmiyorum bakıldı mı olduğunuzu ama genetik bölümünde işte sonuçta beslenme ve ama genetiğine de eğer ailenizde var, kalp krizi ve felç varsa genetik tarafından da analiz edilmesi gerekiyor. O da üniversitede yapılıyor. 2 yıl kadar önce ani bir şekilde başım döndü, istifra ettim. Dengem adam akıllı bozuldu. Acile gittiğimizde işte tetkikler yapıldı. Orada şöyle yazmışlardı. Ben okudum da onun için merak ettim, soruyorum. Beyin sıvısı azalmıştır diye yazmış. Ben gene mesela bir süre antibiyotik tedavisi falan uygulandı. Daha sonra bu ilaçları kullanıyorum, verilen ilaçları da. Kardiyoloji doktorunun vermiş olduğu bir ilaç vardı. 2 sene falan kullandığımda. Daha sonra başka bir doktora gittiğimde ilacımı da gösterdim, dedim bu veriliyor. Bu dedi kanserojen dedi, işlemden kaldırıldı dedi. Şimdi başka bir ilaç kullanıyorum. Son günlerde de bu kolumda yatarken bunu hissediyorum. Uyuşma meydana geliyor. Yatak dışına ve pozisyonla ilgiliyse büyük olasılıkla boyun damarlarının boyundaki fıtıklaşmalardan olabilir. Çünkü bizim hani felçlerden kaynaklanan uyuşukluklar ya süreklidir, yani gün içerisinde mesela gitti küçük bir pıhtı attı ve kolunuzun uyuşmasına neden oldu. O sabahtan akşama kadar, yatana kadar hep devam eder. Öyle sadece yatarken olmaz. Ya da işte o geçici iskemik atak dediğin gelir, sürer, kesilir. Bu hani birkaç kere olabilir tabii, hep aynı yere pıhtı atar. 3 gün sonra yeniden tekrarlar ama hep böyle yatarken pozisyonla ilişkili uyuşukluk oluyorsa büyük olasılıkla boyun fıtığından dolayı da olabilir.
Bu beyin sıvısının azalması giderilebilen bir şey mi yoksa? Var şimdi o tabii raporu görmek lazım. O bana şöyle tabii raporu görmeden yorum yapmak aslında raporu da değil. Filmin kendisini görmeden yorum yapmak çok uygun değil. Beyin sıvısında azalmayla neyi kastettiğini. Genellikle böyle bir durumda sıvı alımını arttırmak bir fayda sağlayabiliyor ama bazen de bazı kişilerin zaten hani normali o şekilde oluyor. O yüzden de çok kafaya takılacak bir şey değil gibi. Büyük olasılıkla ventrikülleri biraz dar gördüler de o yüzden şey yaptılar ama fiili görmeden yorum yapmak sağlıklı olmaz. Soru soruyu açıkladım. Belki aslında pek münasip değil ama bu oruç konusunun inme üzerinde etkisi nasıl olabilir? Mesela biz evde sürekli olarak eşimle kavga ediyoruz. Benim senin diyor yaşım geldi diyor, 70'i geçti benim yaşım. Sen diyor oruç tutman lazım, namaz kılman lazım filan diyor. Ben de dengem pek iyi değil. İlaç kullanıyorum diye yani o mazeretini söyleyerekten kurtulmuş oluyor. Eşim de şimdi tansiyon hapı kullanmaya başladı. Burada bir çözüm yolu bulamadık. Yani uzun süre aç kalmaların inmelerde rolü var mı? Ya şimdi çok fazla bir araştırma hatırlamıyorum. Çünkü bu dünyanın sadece belli bir bölgesinin hani sorunu olduğu için doğruyu söylemek gerekirse ama mantıklı olarak gidecek olursa günün uzunluğunu düşündüğünüzde ki beraberinde birçok ilaç kullanıyorsanız mesela 17-18 saat ya da 15-16 saat aç kalıp hiç ilaç kullanmayıp sonra bütün besininizi 5-6 saat içerisinde almak ve ilaçları o araya sıkıştırmak vücut açısından çok da uygun değil. Tansiyon gibi yani ciddi hipertansiyon ataklarınız varsa özellikle veya birden fazla antihipertansif ilaç kullanmak zorunda kalıyorsanız onu yerleştireceğiniz alan da çok daralıyor. Burada ben genelde şöyle diyorum, bütün MS içinde olsun, beyin damar hastalığı içinde olsun, strese sokuyorsa açlık, mesela aç kaldığınızda kan şekeriniz çok düşüyorsa, hipoglisemiye giriyorsanız, çünkü kan şekeri, beyin sadece şekerle beslenir, kan şekeriyle beslenir. Kan şekeri düştüğü anda beyine oksijen gitmemesi kadar zararlıdır. 40'ın altına inerse şuur kaybınız olur, 20'nin altına inerse komaya doğru gidersiniz, 10'un altına indiyse zaten kurtaramayız sizi. Evet, ölürsünüz. Şimdi mesela geçen gün... Dolayısıyla da bir şey yazdık, buna göre karar vereceksiniz. Aniden kalemim elimden düştü. Evet. Yani bu felce doğru bir gidişi işaret ediyor. Birkaç saniyelik şey çok önemli değil. Genelde biraz daha uzun. Birkaç dakika veya işte 60 dakika veya 24 saat gibi. Birkaç saniyelik olabilir. O sırada tansiyondaki oynamadan dolayı da olabilir. Ama kan şekeriniz düşüyorsa beyin sadece glikozla çalışıyor.